Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a bir baskı gerçekleşiyor. S-300'leri Ukrayna'ya verin çağrısında bulundu. ABD'nin Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi amacıyla Atina yönetimine baskı yaptığı ortaya çıktı. Yunan yetkililerse Washington'ın bu baskısını yalanlamasa da sistemin kendisinde kalacağını söyledi. Yunanistan Devleti'nin Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden 1996'da temin ettiği Rusya'ya ait S-300 hava savunma sistemi şu anda Girit Adası'nda konuşu bir vaziyette. Geçtiğimiz aylarda Türk F-16'sına karşı radar kilidi atarak düşmanca tavır sergilemesinden hemen sonra gündeme gelmiş S-300 hakkında Yunan muhalefetine yakın bazı medya kuruluşlarından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin S-300 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya tahsis edilmesi yönünde baskı yaptığını öne süren bu medya kuruluşu şu ifadeleri kullandı. Sahip olduğumuz S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilip gönderilmemesi hususunda yoğun bir kulis yaşanıyor. Ukrayna'daki savaşı fırsat olarak gören ABD yönetimi, Atina'ya Ukrayna halkının S-300'leri nasıl kullanacaklarını bildiklerini gerekçe göstermiş, bu silahların tedarik edilmesi amacıyla baskı yapıyor ifadesi denildi. Yunan yetkililerse Washington'dan geldiği iddia edilen bu baskıyı yalanlamasa da Türkiye'nin bir tehdit olduğuna, Polonya'ya düşen S-300 füzesine işaret ederek hava savunma sisteminin Yunanistan kalacağını ima ederek şu ifadeler kullanıldı. Bazı sebeplerden dolayı S-300'leri veremeyiz. Türkiye tarafından her gün yeni bir tehdidin gündeme gelmesi bunların en başında geliyor. Polonya'ya düşen S-300 füzesini kastederek ayrıca S-300'lerin sebebiyet verdiği son problemden hemen sonra Kiev S-300 meselesini askıya aldı. Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamasında S-300 sisteminin Ukrayna'ya verilmesi amacıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin önerisine olumlu cevap veremeyeceklerini söyledi. Zelenski'ye biz şu anda tehdit altındayız. Bir gece ansızın gelebiliriz gibi tehditlerle beraber karşı karşıya kalmış bir vaziyetteyiz. Bu sebeple savunmamızı zayıflatacak hiçbir silah yardımında bulunamayız dediğini aktaran bu kişi, tehditler eğer sona ererse bu teklife sıcak bakılabileceğini belirtti. S-300'lerin Türkiye'nin elindeki S-400'lerin teknolojik açıdan 20 yıl gerisinde bulunduğuna da söz etti. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.